Merhabalar ben Köfteyiz Köfte ve karşınızda Kasa Reboot'un yepyeni bir bölümüyleyim. Ve bu bölüm ne yapacağız diye soracak olursanız ilk önce saydaki son duruma bakalım. 19 level'a gelmişim. Bunun için armor craft etmem gerekecek ama öncelikle bir şey yapmak istiyorum. Enchanter. Enchanter nedir diye soracak olursanız kendisi bir Endryo makinesi. Buna bir adet buken quill koymam lazım. Ve özel bir şey istiyorum. Silk Touch Enchantment'ı. Biraz Lapis Lazuli 15 tane istiyor. Bir tane de Silk Slime Ball ve bana bir adet Enchantment Book veriyor. Peki bunu nasıl kullanacağım? Buralarda benim bir yerde aret, aret, aret. Evet, konuşmayı becerebilirsem eğer. En bilim olacak. Bakalım sana Silk Touch verebiliyor muyuz? Hayır veremiyorum. Evet. Üstüne uğraştığım şey buydu. Neyse artık silik taşım kenarda köşede bir yerde durur. Tandır bu gereksizliğin ardından başka neler yaptım? Evet baya güzel bir gereksizlik oldu. İlk olarak yaptığım bir şey biraz say modunda neler yaptığımıza bakmak olacak. Tabi ben bunları nereye koydum? ha? Bir tane daha Cad yaptım. Bu arada Cad'leri nasıl bozduğunuzu öğrendim. En basitini bunu yapamıyorum mesela. Crafting table'a koyup bozabiliyorsunuz. Neyse. bir, bir tane kedim var. Ve bunun yanı sıra bir tane de eksim var. Tabii eks pick eksim var. Bunlar sadece basit bazı spell'ler. Helius geliştiriyorum. Henüz doğru düzgün bir spel yok ortada ve bu ıı, ve bu mevcut. Evet, ıı, zırh nasıl yapılır diye soracak olursanız say. Gel bakalım. Bu şekilde yapılıyorlar. Hata ya unutmadan birkaç parça yapayım. Mesela yapmak isteyeceğim bir parça kask. Bakalım nasıl yapılıyor kask. Kaskı yaptım ve bacaklar da yapalım. Tamamdır. Bunlar yapıldı. Ve bunların içerisine spell atabiliyorsunuz. 3 tane spell taşıyabiliyor tanesi. Bunlara bir ara birer spell dizayn edeceğim. Evet bunun yanı sıra başka ne yaptım? Güzel soru. Bir kere öldüm. O yüzden XP'im düşük. Biraz Enderman avladım. Ve bolca bir şey craft ettim. Bunları craft ettim. Bunların ne olduğuna birazdan bakacağız. Bir de bir şey daha craft etmiştim. O nerede? Heh, burada. Hover Boots. Sırf craft etmiş olmak için. Kendisi nedir diye soracak olursanız. Gördüğünüz gibi. Çok daha yavaş düşüyorum. Tabi bazen hızlı düştüğümüzde de oluyor. Ve ayrıca kendisi step assist de sağlıyor. Gayet güzel bir arkadaş kendisi. Open e gittiğiniz takdirde gayet mantıklı bir seçenek. Ve ayrıyetten başka ne yaptım? Harbi ben başka bir şey yapmadım. Neyse server'ımıza geçelim. İlk olarak server'lar nedir? Server'lar normal bilgisayarların iç dizaynı biliyorsunuz. Bu bir T3 bilgisayar. Bir adet T3 hard disk, bir adet T2 hard disk, bir adet T3 işlemci, iki adet T3 RAM, bir T3 kart, iki T2 kart desteği var. Bir adet de disket slot. Peki, T3 bir server'a bakalım. Bu neler taşıyabiliyor? 4 adet T3 hard disk, 4 adet T3 RAM, 1 adet T3 işlemci, 3 adet ne olduğunu bilmediğimiz bir makine, alet, 2 adet T3 kart, 2 adet de T2 kart. Herhangi bir disket slotu yok. Evet, şimdi ...gel gelelim bu parçalarımıza. Evet. Şimdi... ...hard diskimizi takalım ve artık hard diskimizin bir adresi var. Gerçi sanırım artık yok da, henüz yok. RAM'lerimizi takalım, henüz sadece iki tane taktım. İşlemcimizi takalım. Bildiğiniz gibi... ...T3 işlemci maksimum 16 komponente aynı anda çalıştırabiliyor işlem grafik kartımızı, network kartımızı, internet kartımızı ve komponent baslar. Her biri işlemciye artı 16 daha, daha sonra T3'leri komponent çalışmasını sanıyor. Yani şu an bu server 64 tane komponenti çalıştırabiliyor istediği gibi. Ya yani kısacası bunlar aslında ek işlemci. Evet. Evet tabii ki de bunu nasıl çalıştıracağız? Güzel soru değil mi? Bunun için şöyle bir arkadaşa ihtiyacımız var. Rack. Evet, şimdi Rack. Bana bir adet rack lazım. Buraya geçici olarak koyacağım. İçine baktığımızda 4 adet yuva var. Bunun anlamı 4 tane server takabiliyorsunuz. Ve şuradan da serverların mesela seni takalım. Valla. Hangi yöne doğru bakacak? Ben Top baksın diyorum. Evet. Yukarıdan bağlanan her türlü kablo bu servera bağlanacak. Eğer buraya bir server koysaydım ve bunu back yani arkaya ayarlasaydım arkasından bağlanan her kablo o servera bağlanacaktı. Ancak oraya koyacağınız her şey server demek değildir. Bir Mesela bir tanesi terminal server. Terminal server şu şekilde craft ediliyor ve bunu bağlayalım aynı noktaya nedir diye soracak olursanız bir adet aletin şunun remote terminal Voila. şu an bu, bu server'a linkli yani bunun anlamı nedir diye soracak olursanız benim bu server'a bir adet klavye mouse bağlamama gerek yok çünkü bu remote terminal birebir aynı işi yapıyor ve bir de disk drive takacağım disk drive geçici. Aynı şekilde asıl kullanıma geçtiğimde remote terminale de ihtiyaç duymayacağım. Evet, disketimizi koyalım ve serverımızı başlatalım. Voila! Serverımız çalışıyor. Evet ve şimdi çalıştıralım. Install. Evet ve şu an serverımıza işletim sistemi kuruluyor. Ve benim bir ara yeni kablo almam lazım kulaklığıma. Evet. Kurulumumuz gerçekleşiyor. Reboot'tan öncesinde ben şu disketi bir çıkartacağım. Ups. Evet ve kuruldu. E tabi ardından bir de OPPM'imizi alalım. OPPM kurul. Evet. Server'ımızı kurduk. Peki server'ı ben nerede kullanacağım? Çok güzel bir soru değil mi? Tabi bu kurula dursun. Size server tam olarak kullanacağım yeri göstereceğim. Hatırlarsanız bu katın benim depolama alanım olacağını söylemiştim. Serverlar buralarda oturacak ve basitçe şuralarda chestler olacak ve yanlarına bir adet translocator. Open Computers. Ha Transposer. Transposer nedir diye soracak olursanız kendisi aynı anda hem bir inventory ya da tank controller hem de hem bir e, bilgisayar kontrolü hopper hem de chestleri kontrol edebilen bir şey evet. Kendisi çok güzel bir arkadaşımızdır. Bu arada server buradan bağlanabiliyor muyum? Evet bağlanabiliyorum. Ve o de kurulu. Valla. Evet. Ee... Bakalım komutlarımız. Ha, help yazım. Help'i kabul etmiyor. Neyse. Evet. Bu arada gördüğünüz gibi komponent diye arattığımda burada screen ve keyboard var. Ancak bunlar aslında bunlar. Ve unutmadan bilgisayarı asıl kullan... Yani bu bilgisayarı kullanmaya başlayacağımız zaman şu GPU da yer almayacak burada. Nasıl belki yer alabilir ya düşününce. Sadece bir e, debug için. Ne olur ne olmaz. Ama muhtemelen yer almayacak. SSH bağlanacağım. SSH nedir diye soracak olursanız. E, bilişim dünyasında alışkın olanlar bilir. Genelde Unix sunuculara, yani Unix sistemlere uzaktan bağlamak için kullanılan bir yöntem. Evet, sunucumu buraya koyacağım ve kendisi bağlı olduğu chestlerin yönetiminden sorumlu olacak. Bu arada sadece chestleri değil aynı zamanda ona bir grup adaptör de takacağım. Ama adaptörlerin içinde, adaptörler başka bir bloğa bağlı olmayacaklar. Onların içerisinde şunlar yer alacak, database'ler. Database'ler ise bilgisayarın benim özellikle aradığım item tiplerini tanımasını sağlayan bir şey. Yani server'ımın bağlı olduğu chestlerin içerisinde hangi itemlar olması gerektiğini bilmesini sağlayan bir yöntem. Bu arada unutmadan. Evet. Ve bu arada son halinde bu terminal server'da disk drive'da olmayacak. Yani o aklınızda bulunsun. Obadan sadece achievement almak için bir tane de T1 server craft etmiştim. Bakalım aynı yere bağlanabiliyorlar mı? Evet bağlanabiliyorlar. Ama aynı serverla yönetemezsin. Evet. Bu şekilde serverleri de biraz öğrenmiş olduk. Kendisi normal bir bilgisayar aslında. Sadece bu bilgisayarın çok çok daha güçlü versiyonu ve birden fazlasını tek bir bloğa sığdırabiliyorsun. Evet, serverlar o yüzden bayağı işime yarayacak serinin ilerleyen kısımlarında çünkü çoğu işimin merkezi bir biçimde serverlar kontrol edecek. Ya bu serverin içinde ben bayağı bir, bayağı ilginç bir program yazacağım. Umarım bir ara. Ama öncesinde evin inşaatına devam etmem lazım. Evet. Gel gelin bu arada Hover Boots için gereken bir şey vardı. Endstone bunu bu şekilde craft ettim. Ancak bu Endstone hakkında ufak bir detay. Bunu normal bir sadece Open Computers Craft'larında kullanabiliyorsunuz. Eğer Vanilla Endstone'a girersek daha fazla crafting'i var. Gördüğünüz gibi. Ve o crafting'lerin hiçbiri Open Computers Endstone'u ile yapılamıyor. Sadece Open Computers Craft'ları yapılabiliyor. O yüzden Open Computers'un bu özelliği çok daha değişik. Değişik bir olay. Evet cümleyi kuramadım kafamda. Peki, başka ne yapabiliriz bu bölüm? Size bunları tanıttım. Ve bunları ben yukarıda kullanmaya başlayacağım. Ancak öncesinde enerji üretimimi de yukarı taşımam gerekecek. Evet. Ve girişmem gereken başka bir şey daha var. Onu girişmeden önce bir bakalım nelere ihtiyacım olacak. Evet, şu an yapacağımız şeylerden bir tanesi ilk olarak elektromagnet. Bu normalde Open e de elde etmenin bir yolu var ancak biraz uğraştırıyor. Onu ileride başka bir şekilde yapacağım. İlk önce bana Conductive Iron lazım. Bunun için Redstone ve Iron lazım. Dört tane. Dört. Bakın burada ihtiyacım olan başka bir şey var mı? Senden lazım olacak Vibrant Alloy. Sen nesin? Pulsating Iron. Sanırım seni dönüştürüyorduk. Yok değilmiş. Neyse. Şuna bakalım. Onun için silikon lazım olacak. Silikonu neyle yapabilirim? Segmil'de, clay, redstone ya da sand ile. hiç silikonum var mı? Mesela sen gel bir. Tabii benim hiç silikonum var mı? Steel. Sanırım hiç silikonum yok evet. Evet ve başlayalım. Öncelikli olarak 2 4'e 4 bir <laughs> base kuruyoruz. Ve sonrasında bu base'i ortası boş olacak şekilde istediğimiz yükseklikte ayarlıyoruz. Ne kadar yüksek olursa bu arada o kadar şey üretebilirsiniz. Yani aslında verimli bir şey yüksek yapmanız ve devam edelim. İki kat daha yapacağım. Aslında biraz daha yapabilirim. Ya da yapamazmışım. Evet şimdi ufak bir nokta var. Şurala, şu köşelere normalde Advanced Solar Generator gelecek. Yani şu an buranın böyle bir halde olması lazım. Evet, tabii ki de Advanced Solar Generator'ları henüz craft etmedim. E bir de valvlerim. Ups. Birinci val buraya, ikinci val de buraya gelsin. Evet, structure incomplete diyor çünkü köşeler boş. Eğer bunu yaparsak incomplete Centigrade, tamam. Şu köşelere bizim solar zımbırtılarını koymamız lazım. Bir saniye. Ha tamam şimdi oldu. Ortayı boş bırakıyormuşuz. Evet. Gördüğünüz gibi kendiliğinden biraz ısınıyor. Ancak bu çok yavaş bir ısınma. Ve neredeyse hiçbir şey üretmiyor gibi bir şey. Bu ısınmanın birkaç yolu var dışarıdan heat kaynakları elde edebiliriz. Hatta heat bu mesela heat üretiyor kendisi. Bu direkt bir şeyler yakarak heat elde etmemizi sağlıyor. Bu enerjiyi heat'e çeviriyor. Heat generator direkt heat generator bildiğimiz. Evet, bunlarla da heat'lememiz mümkün biraz ve ayrıca benim başka neye ihtiyacım var? Buna su sağlamam gerekiyor. Basic mechanical pipe, electric pump ve water. Su. Evet, bölüm arası solar generatorlarımı da yapacağım. 4 tane köşelere konmalık ya da elektrikle üretebilir. Gerçi ilerkileri elektrikle üreteceğim. Şu ankine değil. Evet. Basic elektrik pump. Ama sıkıntı elektriğim. Elektriği buraya çekmem gerekecek her hal, halükarda. Aslında dur. kendi içerisinde kalan bir elektriği vardı. Onunla şu an çalışıyor. Evet. Çok yavaş bir biçimde Brian üretmeye başladı. Kendisi ve tabii ki de şu an ona herhangi bir su kaynağı yok. E benim biraz Universal Cable'a ihtiyacım var. Evet sevgili Universal Cable'lar. Basic Universal Cable bütün işimi görür. Tabii yeterli sayıda varsa elimde. Muhtemelen yok. Evet, muhtemelen yok dediğim gibi. O zaman biraz daha Basic Universal Cable yapacağız. Ki neyse ki Basic Universal Cable'ın yapımı çok basit. Evet. Steel, Redstone. Ve pardon. Tamamdır. Basic Universal Cable'larımızı yaptık. Evet ve aşağıya şu basic universal cable'larımızla inelim. Tabi buraya bana yanlış şeyi vermediği tak vermeseydi daha güzel olurdu. Evet ve suyumuz daha hızlı bir biçimde dolmaya başladı. buna speed upgrade de koyabiliriz. Ve brine'ımız üretilmeye başlıyor. Şimdi heater demişken bir de normal heater koyabilirim şu an. Yani bundan koyabilirim. Ki yapımı çok daha basit benim için. Şimdi neye ihtiyacım var? biraz ozmiyim 3 tane Hatta 4 tane steel. Aslında ve bolca da glass. Yanlış şey. Copper ve redstone. Ya bakalım. Ve RSSF heater. Heh, işte üşendiğim parça burası. Çünkü benim bundan bayağı bir yapmam gerekecek. Asıl bir için. Bir tane almışım sadece? Gelin bakalım. Ve ben bunu craft edip geliyorum hemen. Evet ve geri geldim ve bunu da craft ettikten sonra bir de basic thermodynamic contactor. Bunlar ısı iletiyor sadece ve geri yatalım. Valla. Ve örümceklerden de nefret ettiğimi hatırlatayım. Neyse ki üst tarafa taşındığımda herhangi bir örümcek derdim olmayacak artık. Evet ve şimdi. Oh, range. Benim bir arada rapier yap rapier yapmam güzel olabilir. Tamamdır. Bir saniye. Doğru tarafa bağlı. Bir bakalım. Ve şuraya bir adet valve daha koyacağız. O valvimiz de bu. Tamamdır. Ve bakalım ısınıyor mu artık. Daha fazla ısınıyor mu? Evet ısınıyor. Centigrad'ta on'dır. Uniden. Joule Alef. 40 RF kullanıyor. Ve hafifçe ısıtıyor. Ve gördüğünüz gibi brine üretimimiz artmış durumda. Ve bana biraz daha mechanical pipe lazım. Ve wrench lazım. Son ayarlamalarımı yapayım ve bir de tank, basically tank seni değiştireceğim, advancedly tank. Şimdilik advance'e dönüş. Aslında, Ooh. advanced. Elite. Ultimate. Ultimate biraz sıkıntı. Çünkü Compressed Obsidian'ı üretmeye üşeniyorum. Bir tane fazla almışım. Ama Diamond'ım aşağıda var. O zaman gelelim. Sizler üretin. Sizde. Diamond. Tamamdır. Ve bu şekilde bunda bir yerde ranch'im lazım tabi. Ranch, 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 ranch. Tamamdır. Ee, ve tabii ki de senin burada configuration'ını ayarlamak lazım galiba. Evet. Ve bu şekilde bunu buraya koymuş olduk. Geriye kalan tek şey sadece şu örümceği öldürmek. Ve ardından bunu bitirip işin asıl eğlenceli kısmına geçebiliriz. Şimdi seni upgrade etmek için bir de iron lazımdı. Evet ve geri geldim ve demin olan şey bir adet crashti. Sanırım Optifine'le çok güzel anlaşamıyorlar ve... Yay seni burada unutmuşum. Ha sen buradasın tamam. Server kırmak istemedim şu an. Mehlerim buraya gelsin. Tamamdır. Ee, ve baş neleri alayım? Sen alayım. Sen alayım. Sen alayım. Bir de seni alayım. İlkini şununla yapalım. Tamamdır ve şuradan Çok kısa bir kısım çekip Valla. Ve Brian kendisi bir gaz olduğu için gördüğünüz gibi sıvı gibi dolmuyor. Direkt komple kaplıyor ve doluluk oranına göre koyuluğu değişiyor. Evet. Ve Brian üretimimiz de bu şekilde. O zaman ne diyoruz? Bu arada ısısı Kelvin üzerindenmiş şu an. Ha, santigrat 53 dereceye çıkmış. O zaman ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.